Tekrardan sonra da teşekkür ederim. Ben alıyorum hemen. Tekrardan. Ben de burada. Engin. Gazete magazin kimin? Ben teşekkür ediyoruz bu kadar yeni. Teşekkür ederiz. Alalım. Tekrar değinmek istiyorum bu kadar duygulandıran. Ben yaptığım meslekle ilgili çok üzüldüm ki bu mesleği seçmişim diyorum ama bazı oynadığım roller vardır. Bu ilkiye sebep olurlar. Bu iş gerçekten öyle oldu. Ben bu süreçte her şey çok güzel ve çok ferah gittiği için çok sakindim ve mutluydum ama buraya sizin karşınıza, insanların karşısına çıkınca çok duygulandım. Çünkü bu hale gelmemin sebebi şey, iyi ki bu mesleği yapıyorum, iyi ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum. Tamamen mesleki alakası mı? Çünkü bende şey uyandı, yani filmdeki karakter falan sanki gerçek hayatınızda bunları yaşamış gibisiniz. Yani bu kadar başka zorluklar yaşadım. Bu çerçeveden bakmadım hiç ama bu çerçeveden bakabilmek bana vesile olduğu için bir sürü spektrum arkadaşımla bugün bir aradaydım. Onların güzel eleştirilerini almak beni çok mutlu etti. Bir bebekliğini bildiğim bir spektrumlu arkadaşım beni çok güzel oynamışsın dedi. Onların hepsi birikti. Çok yoğun duygular yaşıyorsunuz. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekli bir fotoğraf alıyoruz. Barış. Mikrofonları çek abi. Çok şaşırıyoruz. Teşekkür ederim. Seneler oldu hala şu ışıkları görünce heyecanlı. Anlatamıyorum. Evet. Merhaba. Biz de sizi görünce heyecanlanıyoruz. Biz de onu söyleyelim hemen. Karşılıklı böyle sus pus durmayalım ve sohbet edelim. Önce hemen geceyle ilgili. Yani çok mutluyum burada olduğum için. Çok başarılı bir yönetmenim, çok başarılı oyuncularla. Yani muhteşem eforlar sonucunda ortaya çıkardıklarım filmi izlemek için. Çok heyecanlıyım. Güzel bir gece olacak. Şöyle biraz diğer tarafa doğru bakarsanız ve kameraları o tarafa alırsak bir elf kızı havası var mı acaba? Bunu özel yaptırmıştım bir tane tasarımcıya. Neticemi bilemedim. Yani elf kadınları çok güzel olur. Teşekkür ederim. Çok benziyorsun. Evet. Çok heyecanlıyız. Güzel bir gece olacak inşallah. Tamam. İnşallah yok zaten güzel bir gece. Burada olduğum için çok mutluyum yani. Hadi hemen başka bir heyecana geçelim. Dedektif dizisinden biraz bahsedelim. Türk iş. Ya 2023 benim için güzel başlıyor. 3 tane projeyle çıkacağım seyirci karşısına. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yani seyircinin takdiri bundan sonrası tabii ki. 9 Ağustos tabii ki Gülay'la oynadığımız proje ilk çıkacak herhalde. Sonra Son Gün var. TRT dijitale çıkacak. O da çok güzel bir proje. Buradan Ahmet Hoca'ya, Ahmet Söylediğiniz'e selamlar olsun. Çok muhteşem bir yönetmen kendisi. Ve tabii ki Turkish Detective, Miramax ve Ay Yapım'la beraber yaptığımız. Onunla alakalı büyük sırlar yani. Şu an ben de hiçbir şey bilmiyorum. Nisan gibi çıkacak diye tahmin ediyoruz. Biraz son yıllarda biraz seçici görmüştük sizi. Çok fazla projede yer almıyordunuz ama bir anda böyle evet. Bir 2023 yılında iyi bir giriş oldu mu? Vallahi denk geldi bu şekilde. Yani insanın oyunculuk kariyerinde böyle bir kendine has bir vizyonun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu en özünde bir sanat yani. Var olduğum hikayelere seçici davranmaya çalışıyorum. Ve hepsi çok bambaşka karakterler. Yani seyirciyle buluşmaları için çok heyecanlıyım yani. Öyle söyleyebilirim. Peki. Son olarak özel hayatınızda bir barışma... Tek tamam. Ben böyle geçen gün gördük. yok canım arkadaşım benim ya. Yok seneler oldu ama senin. Öyle. Barış'ın söz konusu mu? Çok sevdiğim bir insan. Çok şeydir. Çok güzel bir insan. Hayatında da ne isterse olsun isterim yani. Evet. Çok güzel duygular beslerim ona karşı. Ne istersiniz? Bilmiyorum ya. Huzur. Yeni yıl yapalım. Yeni yıl dilekleriniz neler? Yani hepimizin topluca yani ülke olarak nefes aldığı bir sene olsun inşallah. Her şey güzel 2000... gitsin. Hak ettiğimiz yerlere gelelim. Yani şöyle bir gülümseyerek bakabilirim artık birbirimize. Yani yaşadığımız sıkıntılardan dolayı insanlar birbirlerine sinirlenmediği, gerçekten şu böyle yani Türk kültürünün, şu komşuculuğun her şeyin geri geldiği, böyle mutlu olduğumuz, güzel olduğu, her şey çok güzel oldu bir sene olsun. Terlettik sizi ama 2023 yani, yılında kalbiniz boş mu girdiniz? Kalbi boş değil. Yani sevgi doluyum insanlara her şeye karşı ama evet öyle söyleyebiliriz. Öyle soruyorsunuz evet. Çok teşekkür ederim. Görüntü alabilir miyiz? Biraz ayrılmayalım. Yasin Hanım görüntü alacağız. Evet. Buradayız efendim. Pardon.
Yani çekilmiyor. Barış nerede? Solunuza doğru alabilir miyiz biraz? Bir tık böyle gelebiliriz. Biraz doğru alabilirsiniz. Evet. Biraz daha gelip buradayız. Evet. O taraflardan sonra bizdeyiz. Buradayız efendim. Evet, buraya doğru bakabiliriz. Deren Hanım buradayız. Bozmayalım. Hadım. Teşekkür ederim. Buradayız. Kilo. Çok kısa. Şöyle alın fotoğraf. Evet, çok kısa da olsa. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Önce gezi hakkında neler söyleyeceksiniz kavayla ilgili? Heyecanlıyım. Selçuk Yöntem uzun zamandır ilk önce sinemada izlememiştim. Çağınlanmak işlerini zaten her zaman hayranıyız. Merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Peki hemen hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zamda çıkıza ekibine evet. Dahil olmuşuz. Evet. Nasıl evet. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım. Daha şu anda başlamadık. Daha sete çıkmadım. Bir yandan hayallerini kuruyorum nasıl olacak diye. Ama zaten çok güzel bir iş olduğunu bildiğim için birazcık daha kolay hayal kurabiliyorum diyelim. Bakalım bekliyorum. İlk teklif geldiğinde neler hissettiniz? Yani hiç düşünmeden zaten hemen dedim. Benim için çok değerli bir iş çünkü. Oyuncularıyla, senaryosuyla, ekibiyle gerçekten zaten hocayı bir işlerine biliyoruz. Takip ettiğiniz evet. Ve artık bundan sonra da içinde olacağınız bir iş oluyor. Evet, evet heyecanlıyım bakalım. Peki. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok... Biliyor musunuz efendim rolünüz hakkında? Evet, evet zaten hani kitaptan da bildiğimiz kadarıyla güçlü bir karakter. Hı-hı. Yani şimdi büyük bir aşkın içinde evli bir adamın varlığı... Nasıl etkiler durumları ve iki kadın olmak konunun içinde birazcık acayip oldu. Karakterinizin adı nedir efendim? Türkan. Başlamadan süfle veremiyoruz. Hemen tamam. Kesiyoruz burada. Önce başlayalım. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür çok ederim. Bunlar mı? Buraya doğru lütfen. Fotoğraf tamamsa. Türkan. Devam edin. Ben de poz vereceğim. Bunları röportaj alalım size. Birkaç kelime alalım. Tamam Bey. Verecek misiniz? Sen Esma abi fotoğrafı. Selma abi fotoğraf alacak mısınız? Yok teşekkür ederim. Okey biraz daha fotoğraf alalım. Gelenleri rahatsız etmeyelim. Evet Teoman Bey'im. Hayatta en çok gördüğüm insanlar olarak. Ama çok uzun zamandır çok sık görüşmüyoruz. Onu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar evet. Nefes aldırmaya açıldınız. Biz özlemişiz. O yüzden bu kadar kalabalık ve sıcak ve samimiyiz efendim. Söz sizde buyurun efendim. Aslında pek bir şey yok. Çağan arkadaşım benim zaten. Hem kişi olarak çok sevdiğim hem de filmlerini çok beğendiğim birisi. Benden bu film için müzik istedi. Evet, müziklerini siz yaptınız. Aslında şöyle bir şey var. Sadece ben yapmadım. Bir ekiple beraber yaptık. Ses sanayiyle. Şarkısını yazdım. İki tane şarkı yazdım. Bu film için. Bir de beraber o ekibimle beraber müziğini yaptık. Güzel bir şey oldu. Çok. Yani ben de filmi ilk kez seyredeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Yani güzel olmuştur zaten. Çağan Irmak'ın belli bir kalibresi var. Onun altına da düşmüyor. Yani inşallah da izleyiciler de beğenir. Çok sık görmüyoruz artık sizi. Çok nadiren. Nerede görmüyorsunuz? Sürekli beni yakalıyorsunuz. Yani gecelerde görmüyorsunuz. Gündüzlerde arkadaşlarla sık sık karşılaşıyoruz. Nereye gitsin? Gece sizi yakalamamız farklı oluyor. Gündüz yakalamak daha farklı oluyor. Daha zevklidir orada herhalde sizler için gece yakalamak. Orada çay kahve muhabbetleri var. Gece biraz daha koşturmaca oluyor o yüzden. Yani eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Arkadaşlarımla beraber olacağım. Ender gecelerde dışarıya çıkıyorum. Yoksa... Biraz duruldum diyor musunuz? Tabii canım. Dinginleştim. Yani sabah 7-8 gibi kalkıyorum ben artık. Eskiden bunlar benim yaptığım saatlerdi. Bunlar 15-20 sene evvel. Ama artık insan değişiyor tabii belirli bir yaştan sonra. Evet biz mesela bir mekanda sizin olduğunuzu bilirsek sabah 5 diyeceğimizi net olarak biliyorduk. Ay yok o saatleri hiç görmüyorum artık. Artık biz de teşekkür ederiz artık biz de o saatlere kadar beklemiyoruz. Evet. Sizler için de kolay olmuştur. Peki.
Bayağı bir kilo vermişsiniz. Vermedim aslında. Sporla başlıyor ve bayağı bir kilodayım ben. Spora da başladınız. Spor yapıyorum. Ya seviyorum da sporu. Bayağı. Kurtarayım mı Teoman Bey? Yeni şarkı delirmeye aslında çalışmalar pek, var mı? Aslında pek bir şey gelmez. Ben yani ara ara ben zaten daha evvelden söylemiştim. Evet. Kendime söylediğim bir şey bu. Yere emekliyim diye. Ayda en fazla 5 veya 6 konser veriyorum ben. Onun haricinde de gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Yani yapmayı sevdiğim şeyler var. Boş boş oturmayı da seviyorum. Yani arkadaşlarımla görüşmeyi seviyorum. Veya işte spor yapıyorum zaten. Bunu aksatmayı sevmiyorum. Gündelik hayatımı çok aksatacak şeyler yapmıyorum artık. Eski yoğunlukla çalışmıyorum. Boş boş oturmayı seviyorum dediğin Serdar Ataç'ın bir açıklaması vardı. Evde uyumayı yani. Zaten şöyle bir şey var. Çok benzer bir açıklama evet, oldu. Yani Engin Günaydın, Serdar Ataç ben falan hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Büyük ihtimalle yaşla gelen bir şeydir bu. Beraber aynı şeyleri söylüyoruz. Alt sektörden alacağınızı aldınız. Tam öyle demeyelim. O biraz çirkin oldu. Alacağımızı aldık. Unumuzu eledik, eleğimizi asacağız mı anlamında? Asamıyoruz. Emeklilik de kötü herhalde. Yani bizim yaş grubunda kendini yarı emekli diye düşünmek, hayatın başka alanlarından da zevk almak daha mantıklı galiba. Peki. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. EYT'de açıklandı ama farklı bir şey gelmedi. Alıyoruz bu tarafa, alıyoruz bu tarafa, alıyoruz. Çok şirin, çok tatlı. Evet. Tamam mıyız? Aldık mı detayımızı? Evet aldık abi, sen deyiz. Evet efendim. Hemen öncelikle gece hakkında neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. Geç alacağım diye de çok korktum. Zor yetiştim. İyi kaçırmamışım. Çok merak ediyorum. Eminim güzeldir. Siyahlar içindeyiz. Evet, efendim. Simsiyah bölüm. bir geçmiş olsun da biz diyelim mi? Çekim olayı, bir ambulansta kalma. Ha evet, elimden falan. Su aldılar. Evet. Biraz üzüldük. Biraz üzüldük. Bayağı bir ambulansta yatmışsınız herhalde. Tabii. Seti bırakmak zorunda kaldım. 2-3 gün sonra geldim. Kafamdaki basınç değerleri değişti çünkü. Satışmanışlar oldu. Tam bilmediğim için soruyorum. Su alma olayı nasıl? Ne için bu? Ay şimdi beline böyle bu kadar bir iğne sokuyorlar. Suyunu alıyorlar. Belindeki basınç azalıyor. Ama belindeki basınç versem zaten varmuş. Tadında bir basınçmış o. Olması boş gerektiği kadar bir basınç vardı. Siz evet, onu aldırdınız mı? Evet, basınç değişince de o. Aman. Şu an başım ağrıdı işte diyeyim. Şu an basıncınız çok az çok galiba. Basıncım süper şu an. Tam stabil basınçtayım. Peki şey yapıyor mu? Baş dönmesi herhangi bir rahatsızlık falan yapıyor mu? Baş dönmesi gibi bayıl. Tabii orada bayılmışsınız. Tabii 2-3 gün yaptı ama şimdi çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sağlık problemi herhangi bir şekilde kalıcı olarak değil değil mi? Yok yok. Peki yok. Soruyoruz efendim. Buyurun. Sor. O zaman öpüyorum sizi. Efendim? Dijitale 2 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. Onun dışında şu an başka bir şey yok. Biraz ses tonunda sağlık şeysiniz, üşütmüş müyüz acaba? Bir sağlık, evet. Ses biraz şey geliyor da çünkü alışmış olduğumuz bir ses olduğu için. O zaman öpüyorum sizi. Geçmiş olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay. Abi Allah aşkına. Röportajı size. Hemen. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Naber? İsmail. Evet adamız. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlediğimiz galalara geri döndük bu sene fazlasıyla ve sizleri de görme şerefine nail olduk böyle gecelerde. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. Filmlerin tekrardan sinema salonlarında olması gerçekten mutlu ediyor bizi. Güzel bir sezon diliyorum inşallah bütün arkadaşlarıma. Bu gece geldim çok sevdiğim arkadaşım Selçuk'un filmine. Dolayısıyla bütün arkadaşlara tabii. İnşallah çok iyi olduğuna inanıyorum ben. Çünkü o hep çok güzel şeyler yapmaya özen gösterir. İyi bir şey seyredeceğiz diye düşünüyorum. Bir de tabii Günay'ım da var yani ayrıca. Evet. Kızımıza da geldik hemen. Evet. Kendisi neler söylemek ister? Valla ben de heyecanlıyım. İzlemek istiyorum bir an önce. Annem zaten gerekeni söyledi. Güzel olacağını düşünüyorum. Peki kariyeri hakkında sizin düşünceleriniz nedir? Annemiz rol model midir? Rol model değil canım. Başından beri annem de babam da
Başka kim olabilir ki? Siz neler söyleyeceksiniz efendim onun paşam oyunculuğu hakkında, geleceği hakkında? Tiyatrocu olmak istedi. Bu yola gönül koydu. Gitti Amerika'da da okudu, geldi. Şimdi de yapmaya başladı. İnşallah iyi şeyler olur, güzel şeyler olur, başarılı olur. Alkışlamayı istiyorum. Ben de kızımla iftar etmek istiyorum. Annem benimle çok iftar etti. Ah benim kızım, benim kızım derdi. Böyle seyrederken anne söyleme derdim, benim kızım diye yanındakilere. Çok hoşuna giderdi ama evladım çok seviyorum, hoşuma gidiyor derdi. İnşallah ben de aynı şeyleri Ayşe için duyacağım. Peki şöyle bir şey sorsam, televizyonda, sinema sahnesinde ve tiyatro sahnesinde hangisinde görmek sizi daha çok mutlu eder kızınızı? Ben tiyatroda görmeyi istiyorum kızımı. Çünkü tiyatro benim gönlüm, benim sevdam. Tiyatronun tadı hiçbir şeyde yok. Bizim için bunlar hep yan işler. Televizyon olsun, sinema olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüyoruz sizi. Çok mersi. Bu tarafa doğru bakın. Bir şey yapalım mı ya? Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Dedi diyeyim. Yani çok kısa galadan bahsedelim, sonra biraz geçmiş olsun diyeceğim evet, size. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. Çok heyecanla geldim. Çok merak ederek geldim. Ekip zaten harikulade bir ekip. Çağın Irmak, Mine Hanım. O yüzden harika bir film izleyeceğiz dedi sana. Siz de çok başarılı, çok iyi bir şekilde devam ediyorsunuz ama bir kaza olmuş herhalde. Maalesef, maalesef. Nasıl bir kaza oldu? Çok geçmiş olsun. Dirseğim camla buluştu, öyle söyleyelim. Camda içeride ne varsa alıp götürmüş. Şimdi tedavi sürecindeyim. Ev kazası mı? Evde şahsi. Evde. Şahsi normal İş herhangi bir değil. Çekimle alakalı herhangi bir setle vesaire falan değil. Vallahi hayır hayır hayır. Sette değil. Evde. Risk nedir şu anda? Elimizin kolumuzun nereleri zarar görmüştür? Vallahi ciddi bir kaza oldu. Sinirlerde, damarda, tendonlarda kesikler var. Ameliyat olduk. Şimdi tedavi sürecindeyim. Peki. Muhtemelen bir ara geliyor herhalde. Bir haftalık ara verdik. Beni tekrar Alçı ile beraber senaryoya dahil edecek. Devam edilecek yani. Zorlanmayacak mısınız peki? Galiba ona göre yazacaklar. Zorlanacağımı zannetmiyorum. Çünkü kan deli, zaten yerimde duramıyorum. Benim için iyi olacak. Zaten oynadığınız sahnelerde biliyoruz sizi. Çok fazla sorun olmayacak diyorsunuz herhalde. Öyle olacağını hissediyorum. Peki. Çok geçmiş olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet. O yanı, ortadayız o yanı. Buraya doğru. Ben de. Şimdi ortadayız efendim. Buradayız. Aygün Hanım merhabalar. Merhabalar. Bir galadayız. Sevda Mecbur İstikamet filminin galasındayız. Evet, çok harika bir proje. Biz de gösterim için heyecanlıyız. Tabii pandemiden sonra sinema sektörü birazcık daha dijitale kaymasına rağmen hala bence o eski tadını koruyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım, ilk gösterim için heyecanlıyız. Bu şekilde. Peki, Çağın Irmak filmleri çok güzel filmler tabii. Evet, evet. Hangisini seviyorsunuz en çok? İzlediğiniz var mı? Aklınıza yani gelen? O kadar güzel projeleri var ki aralarından bir tanesini seçsem diğerlerine haksızlık olur açıkçası. Projeleri de çok beğeniyorum. Oyuncular da çok kıymetli oyuncular zaten. Yeni genç yetenekler de var. Onları da heyecanla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Onun için de neler yapıyorsunuz? Onun dışında iki ay önce ben yurt dışındaydım. Böyle Paris, Monaco, İtalya ve Roma, Vatikan başta olmak üzere bir Avrupa seyahatine çıkmıştım. Orada da 365 filminin işte şeyiyle karşılaşmıştık biliyorsunuz. Başrol oyuncusuyla karşılaştım. Enteresan bir sohbetimiz oldu. İşte bu özellikle İtalya'daki oyunculuk sektörüne yönelik, dizi film sektörüne yönelik. Yani bizden hala çok esinleniyorlar ve Türkiye'deki projeleri çok örnek alıyorlar. Özellikle Can Yaman oraya gittikten sonra daha çok Türk sinemasıyla ilgilenmeye başladılar. Bunun üzerine bir sohbet ettik. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Bir organizasyon ve medya reklam firmam var. Onun üzerinden işte firmalar.
firmalarla işbirliği yapıyoruz bu şekilde. Sosyal medya paylaşımlarınız devam ediyor. Çok gündeme geliyorsunuz onlarla da. Ama sizin... Ya daha sanata yönelmiş durumdayım. Sanatsal paylaşımlar yapıyorum. Birazcık daha geri planda kalmayı tercih ediyorum. İşte en son Monaco, Senegal Barış Elçisi'yle tanışmıştım. Onların bir teklifi var işte. Bir gönüllü, Türkiye temsili, gönüllü Barış Elçisi olmamı istiyorlar. Tabii ülkenizde bu konudaki yaptırımları bilmediğim için avukatlarıma danışarak o şekilde eğer bir sorun çıkmazsa belki Senegal-Monaco arasındaki Barış Elçiliği'nde Türkiye temsilcisi olabilirim. Şu an onun için işte çalışma halindeyim. Sizin oyunculuk kariyeriniz olacak mı? Nasıl bakıyorsunuz yani? Ya, oyunculuk için teklif geliyor ama ben daha fazla profesyonel hayatta ve iş dünyasında ilerlemeyi düşünüyorum artık. Oyunculuk her zaman severek yaptığım bir hobiydi. Ama artık tabii profesyonel yaşam daha çok ilgi çekiyor. Geçen sene en çok dijital medyada özellikle sosyal medyada en çok konuşulan isim sizdiniz. Yeni radikal bir karar aldınız galiba. Çok paylaşım yapmamaya karar verdiniz galiba değil mi? Bunu mu anlıyoruz? Ya evet yani geçen yıllık kıyasla o kadar aktif değilim sosyal medyada. Tabii pandemi döneminde insanlar evdeydi, yapacak bir şey yoktu. Bunun etkisiyle birazcık daha sosyal medya kullanımımız aktifti. Ama normal yaşama dönünce her şey normalleşmeye başladı. Hatta yaptığınız paylaşımlardan dolayı gözaltına bile alındınız. Böyle sıkıntılı dönemleri yaşadınız. Evet, orada ufak yanlış anlaşılmalar oldu ama her şey tatlıya bağlı. Bağlan, herhangi bir sıkıntı kalmadı galiba. Yok, hayır, her şey yok. Şeyi soralım, Can Yaman tanınıyor gerçekten orada. Ne evet, diyorlar? Sizde bir Türk olarak gördükleri zaman ne hissettiler? Can Yaman'la daha önceden biliyorsunuz Osman Sınav'ın projesinde İnadına Aşık'ta birlikte rol almıştık. Ve ben onun daha ilk ünlü olduğu zamanlarda onun projesinde Burcu karakterini canlandırıyordum. Oradan bir dostluğumuz var. Tabii İtalya'ya gidince kendisiyle tekrardan karşılaştık. Yani Türkiye'de çok fazla yoğun bir izlenme oranı ve takipçi kitlesi var. Tabii İtalya'ya gidip oradaki sektörde yer almasına rağmen buradaki sektörü de özlemiyor değil tabii. Böyle bir kısa bir sohbette bulunduk kendisiyle. Ben de eski çalışma arkadaşımı gördüğüm için ayrıca mutlu oldum tabii. Sizi Türk olduğunuzu öğrenince nasıl tepkileri oldu? Yani çok yakınlar mı, tanıyorlar mı Türk insanını orada? Mesela, ben Türk'üm mesela deyince ne hissettiniz? Ben farklı projede yer aldım ve yer aldığım projelerden bazıları hala İtalya'da, Dubai'de ve Katar'da yayınlanıyor. Mesela Kösem Sultan'da oynadım Beren Saat'le beraber biliyorsunuz. Ondan sonra Osman Sınav'la beraber çalıştım. Bunun yanı sıra Burak Özçivit'le beraber Kuruluş Osman'da yer aldım. Bunlar hala daha dünya basınında yayınlanıyorlar diğer kanallarda. Tabii oralara gidince mesela en son Dubai'ye gittiğim zaman hala daha orada Kösem Sultan yayınlandığı için çok farklı tepkiler alıyordum. Tabii bunlar da onur ediyor, insanın hoşuna gidiyor. Yani geçmişteki projelerin hala izleniyor ve takip ediliyor olması. Güzel anılar, güzel deneyimler. Yüzünüzde bir değişiklik mi fark görüyoruz yoksa bir şey mi yaptınız? Evet, ya tabii yaşımız ilerliyor. Dokunuşlar mı oldu yüzünüzde? Doğru, yer çekiminde birazcık yenik düşüyoruz bunun etkisiyle. Bir ufak dolgu ve dokunuşlarda bulundum artık. Yaşımız gerektiriyor, yapmayan da yok. Ben de estetik vesaire saklayan bir insan olmadım hiçbir zaman. Biliyorsunuz bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım böyle. Üzere.